Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda Android akıllı telefonların aslında babası diyebileceğimiz nitelikte olan ve ülkemizde henüz satışta olmayan OnePlus 9 Pro 5G modelini yakından inceliyoruz. Sevgili arkadaşlar, ülkemizde bu akıllı telefonun satılmadığını zaten sizlere aktardım. Bu akıllı telefonu bizlere gönderen Tekno Mehmet'e buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi akıllı telefonu bize ulaştırdı ve heyecanımıza da ortak oldu diyorum ve tasarımıyla devam ediyorum. Masada şu anda yatmakta olan tasarımıyla gerçekten beni çok etkileyen bir akıllı telefon olmakta. Özellikle güncel tasarımları yakalayabiliyor olması ve burada kamera odaklı bir telefon olduğunu arkasına bakar bakmaz size hissettiriyor olması bence çok güzel olmuş. OnePlus cephesinde tasarıma baktığımızda ise aslında OnePlus 9 Pro, OnePlus 8 Pro ile tasarım anlamında fazlasıyla benziyor sevgili arkadaşlar. Genel anlamda şöyle cihazı bir tek elle tuttuğumda hani tek elle kullanımı oldukça uygun olduğunu gördüm. Tuşların yerleri gayet yerinde olmuş. Tasarım deneyimi anlamında benden geçer not almayı başardı diyebilirim sizlere. Gelelim bu akıllı telefonun en önemli detaylarından bir tanesi olan ekran detaylarına sevgili dostlar. Şimdi deneyim anlamında da aslında ekran kasa deneyimi çok üst düzeyde tutulmaya çalışılmış. Enteresan teknik detaylar var, onları da sizlerle paylaşmaya başlayayım. Büyük bir ekranımız var gördüğünüz üzere. 6.7 inçlik bu ekran 1440x3216 piksel çözünürlüğünde sevgili dostlar. OnePlus 9 Pro'nun ekran yapısına baktığımızda ise ikinci nesil Fluid AMOLED denilen bir ekran panel yapısıyla geliyor bu akıllı telefon. Şimdi bu Fluid AMOLED ne demek derseniz, bu panel yine dinamik AMOLED tarzında AMOLED'i bir tık daha öteye taşımaya çalışan, görüntü kalitesinden ödün vermeden bizlere daha iyi bir deneyim sunmaya çalışan bir panel yapısı sevgili dostlar. Cihazımızın ekran piksel yoğunluğu 525 ppi seviyesinde. Bu ekran piksel yoğunluğunu ekranın her deneyim noktasında görebiliyorsunuz. Genel anlamda baktığımda şöyle ekrana %90.3'lük bir ekran kası oranı var. Çünkü Android cihazlarda benim hep eleştirdiğim bir şey var. Ekran kası oranı yüksek yapılmaya çalışılsa da bu aşağıdaki siyah çizgi ne yazık ki birazcık daha kalın bırakılıyor. Ancak OnePlus 9 Pro'ya baktığımızda bu siyah çizgi alt ve üstlerde bir şekilde daha böyle eşit tutulmaya çalışılmış. Yine bir miktar bir kalınlık var ama gün sonunda %90.3'lük bir ekran kası oranını bizlere sunmayı başarıyor. Corning Gorilla Glass 5 ekran camı ile korunuyor bu akıllı telefonun. Hem önü hem arkası. Burada açıkçası böylesine amiral gemisi bir akıllı telefonda daha yeni model bir Gorilla Glass camın kullanılmasını ben beklerdim şahsen. Ancak ne yazık ki Gorilla Glass 5 cam kullanılmış durumda. Bu cam da sağlam bir cam, dayanıklı bir cam ama daha güncel bir model kullanılabilirdi. Ekrana gömülü bir kamera tasarımı bulunuyor. Yani delikli bir ekran ile geldiğini de aktarabilirim sizlere. Ekran panel yapısı gereği bizlere bir parmak izi okuyucu özelliğini de sunuyor. Ekrandan parmak izi okuyucumuz da mevcut. Bu parmak izi hemen ekrana parmağınızı dokundurur dokundurmaz çalışabiliyor. Bir sıkıntıyla karşılaşmadım kendi deneyimlerimde ve tabii ki buradaki bu ekranın aslında hani güncelliği yakalaması açısından olmazsa olmazı yüksek yenileme hızıydı. Bu akıllı telefonda yine 120 Hz'lik bir yenileme hızı da bizlerle buluşmuş durumda. Fakat burada benim eleştirdiğim bir detay daha var. Akıllı bir yüksek yenileme hızını bizlere sunuyor. Yani burada bir 120 Hz'i seçtiğinizde cihaz kendine göre bunu optimize edebiliyor, düşürebiliyor, artırabiliyor. Sabit tutmuyor arkadaşlar. Bunu her zaman artık görüyoruz yeni cihazlarda. Pil ömrü için biraz daha markalar buna kaymaya başladılar ama ben pilden feragat ederim. Tamamen en yüksek hızda bu ekranı kullanmak isterim diyen tayfadanım. Bilmiyorum ama genel anlamda bu ekrandaki yüksek yenileme hızını da tabii ki deneyim anlamında takdir etmemek içten değil. OnePlus 9 Pro'nun kalbine doğru birazcık inelim isterim sevgili dostlar. Çünkü bu akıllı telefonun teknik anlamda çok güçlü detayları var. Öncelikle RAM tarafına bir bakalım. 12 GB'lık bir RAM ile geliyor OnePlus 9 Pro ve işlemci tarafında Snapdragon'un bizler için tabii ki şu anda en yüksek modeli diyebileceğim işlemcisi Qualcomm tarafından üretilmiş ve 5 nanometrelik bir üretim süreciyle bizlerle buluşan Snapdragon 888 5G modeli bir işlemci bu akıllı telefonun içinde görev yapıyor. Şimdi bu işlemciyi ben de kısa süredir test edebildim ve performansıyla beni etkilemeyi başardı. Diğer Android cihazlarla karşılaştırdığımda ciddi bir performans farkı var olumlu yönde. Bu akıllı telefonda depolama tarafına baktığımızda ise 256 GB'lık bir depolamanın bulunduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Yazılım tarafına da kısaca değinmek istiyorum. Cihazın içerisinde Android 11 bulunuyor ve OxygenOS arayüzü ile geliyor. OxygenOS arayüzünü bayağı beğendim. Daha önce OnePlus'ı yine bir test etme imkanım olmuştu ama son gelen yeniliklerle birlikte bu akıllı telefon arayüzüyle sizi fazlasıyla mutlu edecek seviyeye gelmiş. Arayüz sebebiyle akıllı telefonda herhangi bir akıcılıkta problem ya da bir kasma, donma, takılma gibi şeyleri görmüyorsunuz sevgili dostlar. Bunları da sizlere aktarayım. Güncelleme tarafına da hemen değineyim.
Benim tahminimce ve tecrübelerime baktığımda minimum 3 sene bu akıllı telefonun güncelleme alacağını da sizlere aktarmış olayım. Geekbench'e değinelim hemen hızlıca. Zaten skorlar ortada. Snapdragon 888'li bir işlemci var. Sektörde şu anda liderliğe oynuyor bu akıllı telefon hız anlamında. Gelelim pil tarafına. 4500 mAh'lik bir pil bulunuyor bu akıllı telefon içerisinde ve 65 wattlık bir kablolu şarj desteği bulunuyor bu akıllı telefon içerisinde. Önemli bir detay, bu şarj için ihtiyacınız olan tüm alet edevat aha da bu görmüş olduğunuz güzel kırmızı kutunun içinden çıkıyor arkadaşlar. Yani ayrıyetten bir ödeme yaparak bu adaptörü satın ya da bu kabloyu satın almanız gerekmeyecek. Telefonu satın aldığınızda doğrudan bu şarj adaptörü de sizlerle buluşuyor olacak. Güzel bir detay, 50 wattlık da bir kablosuz şarj desteği var. Ancak bunun için desteklenen bir kablosuz şarj ünitesi kullanmanız gerektiğini de sizlere hatırlatmak isterim. Peki gelelim bu 65 wattlık şarj ne işe yarıyor? Bu 65 wattlık kablolu hızlı şarj ile eğer bu akıllı telefonu sıfırdan %100 şarj etmek isterseniz 30 ila 35 dakika içerisinde bu akıllı telefonu tamamen şarj etmeniz mümkün oluyor. Hızlı şarj tabi böyle kağıt üzerinde herkese çok gereksiz gibi gelebiliyor ancak deneyim anlamında çok güzel bir teknoloji olduğunu sizlere şahsi bir düşünce olarak aktarmak isterim. 5G desteği var içerisinde. Gelecekte çok yakında ülkemizde başlayacak 5G teknolojisine de hazır bir akıllı telefon. Aynı zamanda da çift sim kart desteğini yine bünyesinde bulunduruyor OnePlus 9 Pro. Ve gelelim aslında OnePlus 9 Pro'nun bütün her şeyi diyebileceğimiz ve tüm odak noktası diyebileceğimiz Hasselblad imzalı 4 tane arkada bulunan ana kameralarına. Arkada bulunan kameralar tasarım anlamında zaten videonun başında söylediğim gibi beni cezbetmeyi başarmıştı. Ancak deneyim anlamında da çok başarılı işleri ortaya çıkarmayı başarıyor. Bu arkada bulunan dörtlü kamera kurulumu sevgili dostlar. Ana kameramıza baktığımızda 48 megapiksellik bir ana kamera bu akıllı telefonda görev yapıyor. Sony'nin bir sensörüyle çalışıyor. İyi işler ortaya çıkartabiliyor. Diyafram aralığı da f1.8 aralığında tutulmuş durumda sevgili dostlar. Ultra geniş açılı kameramıza baktığımızda ise 50 megapiksellik bir ultra geniş açılı kameramız var ki bu kamera f2.2 diyafram aralığına sahip. Ultra geniş açılı kameralarda sıkça gördüğümüz kenarlarda bu uzama ya da işte boyunun saçma sapan bir şekil alması gibi sorunlar bu akıllı telefonda giderilmiş, çalışılmış, çok başarılı sonuçlar ortaya çıkartılabilmiş mi derseniz fotoğrafları görüyorsunuz diye sizlere söyleyeyim ve geçeyim isterim diğer kameralarımıza. 8 megapiksellik bir telefoto lens bulunuyor. f2.4 diyafram aralığına sahip. Bu telefoto lens sayesinde 3.3 kata kadar yakınlaşabiliyorsunuz optik olarak. 30 kata kadar da sevgili dostlar dijital anlamda bir zoom bu akıllı telefonda yer alıyor diyelim. Ve monokrom lens. 2 megapiksellik bir monokrom lensimiz bulunuyor. Monokrom sensör ile bu akıllı telefon aslında ana kameradaki bulunan fotoğraf kalitesini destekliyor arkadaşlar. Bir siyah beyaz lens olsa da bu ana görüntüleri daha böyle keskinleşmesini, daha iyi bir fotoğraf bizlere sunabilmesini sağlıyor monokrom lens. Çok tercih edilmiyor üreticiler tarafından ama bazı üreticiler zaman zaman kullanıyor, zaman zaman bunu kaldırıyor. OnePlus 9 Pro'nun kamerasında aslında imzası bulunan Hasselblad markası Apollo 11 ile birlikte Ay'a ilk fotoğraf makinesini gönderen firma arkadaşlar. Yani bu akıllı telefonun kamerasına imzası bulunan firma Ay'a ilk fotoğraf makinesini de gönderen firma aslında iyi işler yapmışlar. Sizlere zaten söyledim bu akıllı telefonun en büyük iddiası kameraları sevgili dostlar. Kameralarının daha da detaylarına doğru inelim. Ben birazcık kendi deneyimlerimi de sizlere aktarmak istiyorum. Bazı ufak tefek hayal kırıklıklarım da var çünkü. Düşük ışıklı ortamlarda güzel işler çıkartabiliyor bu akıllı telefon. Zaten gün ışığı altında çektiği fotoğraflar ciddi anlamda başarılı ki Hasselblad'la yapılan bu anlaşmada daha çok markanın burada renk uzmanlığını kullanmaya çalışmış OnePlus ve bunu da zaten kendi web sitesinde söylüyor. Yani çok daha gerçekçi renkler, çok daha doğala yakın renkler ve gözünüzle görebildiğiniz renkleri bu akıllı telefonla yakalayabilirsiniz tarzı bir yaklaşımı var firmanın. Bunu da genel anlamda fotoğraflarla bize yansıtmaya çalışmışlar. Ancak işin video tarafına doğru gittiğimizde birazcık video anlamında tabii ki Android cihazlarla karşılaştıracağım şimdi. Üst düzeye oynayabilecek bir cihaz ama çok daha iyi olabilir miydi? Bence olabilirdi. Ancak güzel bir avantajı var. 8K 30 FPS çekim yapabiliyorsunuz. 4K'da ise yine 60 FPS'e kadar çekim yapabiliyorsunuz. Full HD'de keza aynı şekilde. Buradaki 8K çözünürlüğün hala günümüzde çok kullanıma uygun olmasa da hani böyle 8K 30 var mı var falan diyecek seviyeye geldiğini de birazcık böyle pazarlama stratejisi olarak bir olumlu etkisi olduğunu da söylemek isterim sevgili arkadaşlar. Şimdi olayın hayal kırıklığı boyutuna doğru devam etmek istiyorum. Ön kameramız 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram aralığına sahip bir kamera. Ön kameranın genel deneyimine baktığımda benim beklentimin çok altında kaldı arkadaşlar. Kesinlikle ön kamera çok daha iyi olmalıydı. Böyle bir akıllı telefonda ön kamerada böyle bir performans beni ciddi anlamda üzdü. Özellikle ışığın azaldığı durumlarda ön kamera performansı çok daha hızlı bir şekilde düşüşe geçiyor. Video anlamında da yine standart seviyede tutulmuş bir video kalitesi var ön kamerada diyelim. Ve genel olarak kamera deneyimiyle sizleri mutlu edecek bir akıllı telefon yapmayı başarmış OnePlus tarafı. Videomuzun sonuna doğru devam ederken gelelim benim
kişisel değerlendirmelerimi ve genel olarak şöyle bir olayı toparlayalım isterim sevgili arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu akıllı telefonu 1000 ila 1100 dolar bandında satın alabiliyorsunuz. Genel anlamda çok performanslı bir akıllı telefon ve sizleri şarj performansıyla olsun, oyun performansıyla olsun kesinlikle tatmin edecek bir akıllı telefon olmayı başarmış bu cihaz. Yani şöyle baktığınızda bu cihaz 2021 yılında çıkmış dersiniz rahatlıkla. Bütün güncel tasarım detaylarını bünyesinde bulunduruyor olması çok büyük bir avantaj. Tabii teknik anlamdaki içinde bulundurduğu donanım da fazlasıyla yerinde. Ben stereo hoparlörü ve buradaki ekran deneyimini birbiriyle çok eşleştirdim. Çok da memnun kaldım. İkisi birbiriyle oldukça uyumlu çalışıyor. Siz nasıl buldunuz OnePlus 9 Pro'yu? Sizlerin hayalini ve hayal ettiği bir akıllı telefonu karşılayabilecek seviyede bir cihaz olmuş mu sevgili dostlar? Yorumlara yazmayı. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Böyle Türkiye'de olmayan ama merak ettiğiniz cihazlar varsa onları da yorumlara yazın. Biz onları da getirip sizlere burada anlatmaya çalışalım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve iki yanımda bulunan diğer web tekno içeriklerini izlemeyi de ihmal etmeyin sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.